Merhaba. Şimdi konuşacağımız konu özellikle nefesi tutmak. Bize ne yapıyor? Nefesi tutmak ölüm gibi. Yani her nefesini tuttuğunda ölüyorsun. Ben bunu özellikle kullanıyorum. Neden? Çünkü enerji bedenleriz, enerji varlıklarız. Ve bizim enerjimizin %80-85 kaynağı aldığımız nefes. Ve nefesimizin her tutulmasında, her durmasında enerji kesiliyor. Yani tabii bir sürü örnekle gösteriyorum bazen. Diyorum ki işte dua ediyoruz. Hani böyle biraz tabii tiyatrolaştırdığımda diyorum ki işte Allah'ım şunu istiyorum, bunu istiyorum, şöyle olsun, sağlık olsun falan. Yalvarıyorum bazen. Bakıyor yukarıdan diyorum. Tamam, ben benzetme böyle olması gerekmiyor. Böyle bakıyor. Aa diyor, kullarımdan biri benden yardım istiyor. Sonra sen konuşuyorsun, böyle olsun, şöyle olsun, nefesini tutuyorsun. Ah nerede diyorsun. Bakıyor, kimse yok. Bağlantı kesildi diyorum. Yani sürekli bağlantı dediğimizde ya da isteğinden vazgeçmediğinde ah nerede, pozitif bir şeyle başlayıp duanı bitirdin. İşte herkese olur, bana gene geç olur ya da birisiyle konuşuyorsun. İşte çok şükür, işte hamdolsun deyip kıt kanaat geçiniyoruz, işte ölmüyoruz, sürünüyoruz falan böyle laflarımızla aslında enerjimizi bölüyoruz. Bunları söylerken de nefesimiz kesiliyor aslında. Yani bizim her konuştuğumuz konu, her söylediğimiz söz, oluş halimiz bizi buraya getiriyor. Peki bu nereden geliyor? Bunun tarihi nedir? Oraya bakalım. Anne karnındaydık. Bir suyun içinde nefes alıyorduk. Göbeğimizdeki göbek deliğimizden bir hortumla besleniyorduk. Doğum zamanı geldi. Kimi zorla geldim diyor, yani zor doğmuşum. Kimi fırlayıp gelmiş. Ben mesela fırlayıp gelenlerdenim. Hastaneye girer girmez. Herhalde çok, ben hastaneleri çok severim. Herhalde dedim. Yani bu yaşımda daha farkındayım şifacı olduğumu. Ve annem diyor ki sedyeye yatamadan gelmeye başladın. O kadar mutlu olmuşum. Her neyse, işin esprisi. Tabii öyle bir şekilde sudan çıkıp kuru havayla tanışıyor ki insanoğlu, bir haykırmayla nefes alıyor. Yani ciyak diye bağırıyorsun. Ağlayarak geliyorsun. Bu nefes eşittir acı verir gibi bir kodlamaya geliyor. Yani ilginç bakış açısı diyeyim. Ama bu kodlama işte... İlk kodlamamışsa çok berbat bir şey. Neden berbat diyorum? Dünyada doğal doğumlarla ilgili bir sürü çalışma var. Yıllardır. Ben hamileyken de vardı. Ama ulaşımı, erişimi ya da sürdürülebilirliği, kullanılışı çok fazla yaygın bir şey değil. Suya doğum yaptığı zaman çocuk yavaş yavaş suda yüzmeye başlıyor ve havayla tanışması biraz daha yumuşak oluyor. Dolayısıyla insanoğlu yaşantısına devam ettiği zaman 2 yaşına kadar o sürekli bağlantılı nefes anne karnından itibaren devam ediyor ve büyümemiz de o kadar güzel, o kadar hızlı, o kadar sağlıklı oluyor ki 2 yaşına kadar, 2,5 belki. Bazıları 3'te diyebiliyor. Kişiye göre değişiyor. Ego benliğin devreye girmesi. Ama o zamana kadar meleklerin dolu etrafında. Her şey sana hizmet ediyor. Dünyaya geldin, yumuşacık, sıcacık, anne besliyor. Hiç düşünmüyorsun bana nasıl bakılacak? Ne yapmam lazım? Bakılacak mı? Karnım doyacak mı? Böyle endişelerin olmuyor. Çünkü sistem sana hizmet ediyor. Neden? Bağlantılı nefesle doğdun. %100 oksijenleniyorsun. İşte bugün bu yaşımızda, hangi yaşımızdaysak biz bağlantılı nefesimizle ve %100 oksijenlenerek yaşıyorsak insan ömrü 175 yıl. Ortalaması 125. Ben 50 yaşındaysam düşünün, daha minnacığım yani. Değil mi? 1/3 yaşındayım. Buradan baktığımda hayat daha böyle
aa ne güzel, o zaman gençliğimi devam ettirebilirim diyebilirim. Enerji seviyemi doğru kullanırsam. Peki enerji seviyemizi ne bölüyor? İşte o ilk kodlama. 2 yaşından sonra oturma, kalkma, yeme, içme, gülme, ağlama, konuşma, zıplama, eğlenme. Ne varsa MMA U ekleri, U yok, MMA ekleriyle nereye gidiyor hayat? İşte biz sonsuz ve sınırsız, o %100 oksijenlenen, %100 enerji varlığı, bütün alem sana o sırada hizmet ediyor. Bebekler hani melaike denir ya, öyleyken böyle yavaş 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 sıkıştırılmış bir kutunun içine giriyoruz. Böyle dört köşeli bir şey oluyoruz. Oturdum, alaf olmasın, kalktım öyle olmasın. Tabii bunu yapan şey ne? Biraz da sistem. Yani bilinçaltımız bizi hayatta bırakmak için, bilinçaltı annemizin, babamızın, toplumun, biz hayatta kalalım ya da kendilerini korumak için, değil mi? Bir sürü yöntem geliştirmiş şu anki yaşadığımız sisteme göre. Biz de anne baba olmayı nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Gördüğümüz modeli kopyalıyoruz. Bugün konuşma şekli herkesin ebeveyn konuşması. Çünkü ilk anneden öğrendik. Eşimizle onun annesi gibi konuşuyoruz. O da bizim babamız gibi konuşuyor. Çocuğumuzla anne konuşması yapıyoruz. Hiçbir zaman yetişkin iletişime giremiyoruz. Dolayısıyla buralar, hayatta kalma çabası, öğrendiklerimiz. Çünkü bilinçaltı, sürüngen beynimiz diyor ki, ne olursa olsun hayatta kal. Ne olursa olsun. Kaçacak mısın? Saldıracak mısın? Susacak mısın? Yok mu olacaksın? Görünür mü olacaksın? Bu tamamen 0-7 yaştaki kodlamalarımıza bağlı. Dolayısıyla insan her korktuğunda, üzüldüğünde, canı acıdığında ilk kodlamaya gidiyor. Nefesini tutuyor. Her sıkıştığında yani değil mi? Gergin bir film seyrediyoruz, nefesimizi tutuyoruz. Ay, ay, ay nefes alamadım. Ya da diyorlar ki işte bir enjeksiyon yapılırken nefes alın. Halbuki sen sürekli nefes alıp veriyorsun ama orada özellikle al diyor. Bu ne demek? Kabul etme. Nefes aslında kabul enerjisi demek. Dolayısıyla nefesimizi her tuttuğumuzda sistemi kesiyoruz. Ne sistemini? Yaşamsal sistemi kesiyoruz. Ha bunu fiziksel yönden baktığımız zaman ciğerlerimizin alveollerle oksijenlendiğini bilirsek derin ve daha rahat nefes almak için işte korkularımıza, endişelerimize bakmamız gerekiyor. Nefesimizi bağlantılı, karnımızda başlayacak, bağlantılı alacağız ve verirken rahat ve kendiliğinden bırakacağız. Bunun için her sabah ve akşam 5'er dakika cenin pozisyonunda nefes yapmanız yeterli.